Öncelikle katliam yasasının kabul edilmesiyle başlamak istiyorum. Kabul edildi 273 oyla. Fakat oy verenlerin denklemi dikkat çekici. Muhalefetten de oy vermeyenler var. Ama Cumhur İttifakı'na baktığımızda oradan da oy vermeyenler var. Dikkatimi çeken iki parti var özellikle. Hem 50 milletvekilinin 20'den fazlası MHP'nin oy vermedi. Hem de demin 22 milletvekili oy vermedi. Bu yasanın geçip geçmemesi için mecliste ne diyorsunuz siz? Bu ne anlama geliyor? Ya öncelikle ben böyle bir katliam yasasının, sokak hayvanlarının öldürülmesine yol açacak böyle bir katliam yasasının meclisten geçmesini protesto ediyorum, kınıyorum her şeyden önce. 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken Türkiye'nin dünyaya verdiği fotoğraf bu olmamalıydı. Bu ilkel toplumlara özgü bir davranış biçimidir. Kuşkusuz yani batılı ülkelere, gelişmiş ülkelere baktığımız zaman öyle sokakta Türkiye'de olduğu gibi başıboş hayvan bulamayız. Yani bu kadar yaygın sokak hayvanları yoktur. Genellikle sahiplenilir veyahut barınaklarda bakılır, park bahçelerde barınmaları sağlanır. Toplum ülkenin gelişkinlik düzeyine göre bir çözüm üretmiştir. Ama bu çözüm hiçbir zaman itlaf etmek, öldürmek değildir. Bir katliam değildir. Yani sokaklardaki sahipsiz hayvanları bir düzene sokmak, sokakları işte ürken ve korkanlar için daha güvenli hale getirmek için tedbir almak başka bir şey. Hayvanları öldürmek, çözümü ölümde aramak başka bir şey. Bunlar birbirine karıştırılıyor. Şimdi dün bizim 4 soru 4 yanıt programından sonra değer verdiğimiz bir dostumuz bana bir mesaj yazmış. Diyor ki işte Erdem Bey, yani batılı ülkeler, hani siz de gittiniz başkentlerde ve diğer şehirlerde, yani çok az rastlarsınız böyle hayvanlara. Doğru bu. Ama orada hayvanlar öldürülmüyor. Orada hayvanlar batılı insanların belli. İnsanları da farklı. Hayır. Ama batılı ülkelerin. Yani insanları bir yana bırakalım. Ya o insanlar vahşi de olabilir. Toplum örgütlü. Bunu örgütlü olarak bir çözüm bulmuş. Yani yani Amerikalı gelmiş, Irak işgal etmiş ama yani Amerika'da sokak hayvanlarını öldürmeyi tercih etmiyor. Yani o bakımdan insanları hani daha farklı diye değerlendirmeyelim. Uygarlığın gelişme aşamasında eğer Batı bugün 21. yüzyılda hala insanlık uygarlığının en ileri aşamasını bir şekilde temsil ediyor ise eğer, bunun sonuçlarından biri de insanlarla beraber yaşayan evcil hayvanların hem korunması, hem sağlığı, hem denetimi, hem kontrolünün yine insana ve ulaştığı uygarlık düzeyine yakışacak bir biçimde çözülmüş olmasıdır. Buna itiraz eden yok. Bir kere bu ayrımı koyalım. Evet. Buna kimse itiraz etmiyor. Ama çözüm ilkel, en ilkel biçimde yapılmaya çalışıyor. Bir kabile, bir bedevi kafasıyla bu yapılmaya çalışıyor. Keseceksin, yok edeceksin, itlaf edeceksin. Bir de mecliste bu yasa oylandıktan sonra sosyal medyada selfiler çekerek kutlayan AKP milletvekilleri var. Dün söyledim. AKP örgütlü kötülüğün iktidar halidir. AKP Cumhur İttifakı örgütlü kötülüğün iktidar halidir. Ya iyi olan her şeye düşman olmak, güzel olan her şeye düşman olmak, demokrasiye, insan haklarına, çevreye düşman olmak. Evet, bakın bu selfie, ya bu bir utanç fotoğrafıdır, bu bir ilkelliğin fotoğrafıdır. Bu bir Türkiye'de gelecek yüzyıllara kalacak, gelecek 10 yıllara kalacak, yüzyıllar bile değil. Belki birkaç yıl sonraya kalacak utanç fotoğrafıdır. Sokaktaki kedilerin ve köpeklerin, ki çoğu bunların belediyeler tarafından aşılanmış ve tehdit oluşturmuyor, öldürülmesi için oy kullananların fotoğrafı bunlar. Evet. Ölüme evet dediler. Evet. Öldürmeye evet dediler. Öldürmeye evet dediler. Şimdi bunun savunulacak bir yanı yok. Örgütlü kötülüğün iktidar hali derken, yani kötülüğün örgütlü ve iktidar hali derken bunu anlatmaya çalışıyorum. AKP iktidarı döneminde kötü olan öne çıktı. Nitelikli olan, iyi olan ve nitelikli olan elendi. Vasat olan öne çıktı. Niteliksiz olan, daha bilgisiz olan, daha görgüsüz olan, liyakatsız olan, siyaseti servete ve iktidara ulaşmanın bir aracı olarak değerlendiren insanların öne çıktığı, niteliksiz olanların öne çıktığı bir yer haline geldi. Ya diplomalar önemini yitirdi, geçersizleşti.
Yani iyi ve nitelikli okullardan mezun olmak önemini yitirmeye başladı. Zaten eğitimi de diplomaları da kalitesizleştirdiler. Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bu iktidarın saldırma nedeni odur. Yani önceki geçmişten gelen iyi ve nitelikli eğitim kurumu özelliklerini koruduğu için buralara saldırıyorlar. Son olarak da bir takım köklü kolejlere saldırdılar. Şimdi adı kolej olan her yer kolej değil, onu belirtelim. Tabii. Bir takım özel okullar adına kolej diyor, bu değil. Yani işte Terakki Lisesi kolejdir, Galatasaray Lisesi kolejdir, İstanbul Erkek Lisesi'dir, işte Alman Lisesi'dir, Damdasyon'dur vesairedir. Yani buralar, Saint Joseph'tir, Saint Benoît'dır, Saint Michel'dir, buralar kolej diye nitelendirilebilecek okullardır. Bütün bunlara bir saldırı halindeler. Çünkü dinci eğitimi, orta öğretimi, yeni müfredatı bu okullara da dayatıyorlar. Bu okullar bu müfredatı kabul etmedikleri için giderek Türk öğrenci almama yolunu seçmeye çalışıyorlar. Çünkü bu okullar özel yasayla kurulmuş durumda. Yani hangi dilde eğitim yapıyorsa o ülkenin hükümetinden de, devletinden de bir bütçe alıyorlar bunlar. Galatasaray Lisesi buna dahildir. Şimdi tekrar gelelim bu yasaya. Yani kadına düşmansınız, demokrasiye düşmansınız, insan hak ve özgürlüklerine düşmansınız, çevreye düşmansınız. Yani il için ne hale geldiğini o toprak kayması, daha doğrusu o linç kayması sonunda gördük. İl için ne hale geldiğini. Yani tek bir yeşil bırakmamışlar geniş bir çevrede. Yine Akbelen'de, Akbelen ormanlarının nasıl katledildiğini, nasıl doğanın yok edildiğini gördük. Köylülerin geçen yıl yaz aylarındaki direnişine rağmen. Ya yeşile düşmansınız ve hayvana da düşmanlar. Ya bu iktidar artık bu ülke taşıyamaz. Gelelim o kodlara. İlginç şifreler var. Benim en çok merak ettiğim 22 DEM milletvekili niye meclise gelip de hayır oyu kullanmadılar? Niye acaba? Niye kullanmadılar? Dün konuştuk aslında. AKP iktidarının gerisinde siyasi İslamcı bir şey var, bir ön yargı var. Şafii mezhebi Sünni İslam'ın en tutucu mezheplerinden biridir. İmam Şafii'den gelir. Bu inanca mensup olanlara saygı duyarım. Hiçbiriyle sorunum yok. Ve fakat en tutucu, selefiliğe en yakın mezheplerden biridir. Ve Kürt yurttaşlarımızın çok büyük bir bölümü de Şafii mezhebindendir. Yani Kürt yurttaşlarımızın arasında Hanifi bile azdır. Yani görece daha ılımlı bir Sünni mezhebine mensup insanlar, Hanifiler daha azdır. Aleviler ise hemen hemen çok çok azdır. Yani Sivas, Erzincan, Tunceli civarındaki Kırmanca konuşan Kürt aşiretleri zamanla Alevileşmiştir ve sayıları çok azdır. Yani toplam Kürt nüfusu içinde %2 filan, bir %2-3 düzeyindedir. Ama ağırlıklı olarak Şafi'dir, Hanifi bile değildir. Hanifiler bile azdır. Bunu Kürt yurttaşlarımızın kendileri de, Kürt arkadaşlarımızın, dostlarımızın kendileri de teyit ediyorlar zaten. Ben DEM Partili miyim? Umuyorum ki başka gerekçeleri vardır. Ama kendi seçmenlerine bunu izah edemeyecekler için, yani hayır oyu vermemek, evet oyu vermemek için gelmediler. Evet. Evet oyu vermemek için gelmediler. DEM Partili 22 milletvekili gelseydi evet oyu vermek zorunda kalacaklardı. Milletvekillerinin tek tek kedi ve köpeklerin, sokak hayvanlarının, bizim dört ayaklı dostlarımızın sizin deyiminizle katledilmesine evet diyeceklerini ben zannetmiyorum. Buna inanmıyorum. Ve fakat bir seçmen desteğini, bir seçmen tepkisini ve baskısını üzerlerine hissettikleri için büyük ihtimalle gelmediler. Umarım bu programdan sonra bir açıklama yaparlar. Doğrusunu isterseniz de hani hassas bir konu olduğu için kimseyi de arayıp sormadım bir DEM Partili milletvekiline. MHP'li ise tersidir. MHP'li milletvekilleri ise evet dememek, hayır dememek için gelmediler. Yani çok ilginç bir tablodur. Evet. Gelmiş olsalardı hayır diyeceklerdi ve Cumhur İttifakı ile ters düşeceklerdi. Tabii. AKP ile ters düşeceklerdi. Çünkü Türkçü bir yanı bu partinin pek kalmadı. Daha çok İslamcı ve ne diyelim, hani Türk İslam sentezcisi bir çizgiye sahipler ya, daha çok İslamcı tonun ağır bastığı bir parti haline geldi MHP. Ama 20'ye yakın MHP milletvekili de oylamaya gelmedi. Evet, gelmedi. Onlar ise hayır dememek için gelmediler. İkisi birbirinden farklı. Gelmeyen bazı AKP'li milletvekilleri de var. Aslında eğer muhalefetteki milletvekillerinin tamamı gelmiş olsaydı oylar kafa kafaya çıkıyordu. Evet. Yani
Muhalefetteki milletvekillerinin sayısı 274 bildiğim kadarıyla. 275 ile. 273 ile geçti. Evet, 273 ile geçti. Belki başa baş gelecek. Evet, çok daha az bir oy farkıyla. Şimdi 45 evet. oy farkı var. İşte şimdi 5 oy farkıyla en yüksek yasayı ne geçecek daha? Gördüğüm kadarıyla en yüksek katılım CHP'den. Biz 4 milletvekili katılmamış. 3'ü hasta, birisi yurt dışında. Açıklama yaptılar. Grup başkan vekili açıklama yaptılar. Yani katılmama nedenlerini açıkladılar. Beni burada en çok, benim dikkatimi çeken Saadet Partisi grubudur. Biliyorsunuz Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ortak bir grup evet. kurdular. Evet. Onar milletvekilleri var. Toplam 20 milletvekili. 18'i geldi ve hayır oyu kullandılar. Helal Saadet Partisi'nin bir İslamcı parti, bir İslamcı gelenekten gelen bir parti olduğu da düşünülürse eğer, Gelecek Partisi de AKP'den ayrılanların evet. kurduğu bir parti olduğu hatırlanırsa eğer, bence en yüksek şeyi, performansı onlar gösterdiler. Tabii 20'ye göre 2, %10 demek. Tabii. Yani oran olarak. Tabii. Ama 129'a göre 4, CHP açısından daha düşük bir oran. Onu da belirtmiş olalım. Böyle kodları var. Burada sevindirici olan şu, yani benim gördüğüm kadarıyla Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklama önemliydi bence. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Hem Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz dedi, hem de CHP'li belediyeler olarak buna uymayacağız dedi. Tabii onu zaten iki öldürme hafta önce falan da deniz yüzüceğiz. Şimdi açıklaması. Yerel yönetimlerin çok büyük bir bölümünün CHP'de ve muhalefette olduğu düşünülürse sevindirici tarafı bu. Ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bütün Güneydoğu'da DEM Partili belediye başkanları var. Bir yani kayyum atama girişimleri de genellikle başarısızlıkla sonuçlandı. Halkın büyük tepkisine neden oldu bunlar ve geri adım attılar bu konuda. Ben DEM Partili belediyelerin de bu karara tıpkı CHP'li belediyeler gibi uymaması gerektiğini, sokak hayvanlarını alıp aşılayıp barınaklarda muhafaza edip sahiplendirmek için bir program uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Buradan da DEM Partili belediye başkanlarına bu bizim çağrımız olsun. Tele 1 olarak çağrımız olsun. Bunu yapmalılar. Umuyorum ki yapacaklardır. Çünkü bazı haberler geldi bugün. Mesela Siverek Belediyesi'nden hemen. Silvan'dan. Siverek değil, evet, Silvan'dan. Silvan'da DEM Partili bir evet. belediye başkanı var. Umuyoruz ki yanlış bir haberdir. Özür dilediler sonra evet. bir açıklama evet. yaptılar. Rutin bir evet. eylem olduğunu ifade ettiler ama hani bilemiyorum. Ama böyle bir döneme denk gelmesi, bir DEM Partili belediye olarak hemen sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara götürdüğünü söylemeleri, ki kimse barınaklara götürdüğüne inanmadı. Yani zehirlenmiş olabileceklerinden evet. endişe ettiler. Ama zehirlenmediklerini söylemişler. Umarız bütün belediyeler böyle bir yüksek duyarlılıkla hareket ederler ve kamuoyunun bu tepkisini dikkate alan bir yerden bu yasayı yorumlayarak uygularlar diye düşünüyorum. Özgür Özel'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkışı önemli. Umarız Anayasa Mahkemesi iptal eder. Bence hayvan hakları savunucuları Anayasa Mahkemesi sürecinde de duyarlılıklarını ayakta tutmalılar. Ama işte Anayasa Mahkemesi de o kadar çok şeye artık önceleyebilirler. Anayasa Mahkemesi de değişti artık. Bak, kamuoyu duyarlılığına göre önceleyebilirler. Yasayı el almakta acele edebilirler. Anayasa Mahkemesi'nin şöyle ilginç bir yanı da var. Seçilenler orada daha bağımsız davranabiliyorlar. Seçilene kadar tamam bir siyasi partiye yakın davranıyorlar. Normalde bütün kararların AKP'li lehine çıkması lazım ama öyle çıkmıyor. Yani bakalım. Umarız öyle olur. Böyle evet, bir sürpriz olur. Evet. Bir de biliyorsunuz SGK